Judy Dağ'ın eteklerinde biliyorsunuz ağaç kesim sırasında da büyük bir eylem düzenlemiştik. O zaman da asker sniperlarıyla bizi ağaç kesim alanlarına sokmamıştı. Ve gözümüzün önünde büyük bir alan ormansızlaştırılıyordu. Şimdi de güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgeye çok yakın bir alanda yangın çıktı. Bu yangının söndürülmesi de işte 3 günü buldu ve yani halkımızın da işte yangın söndürmek için çabaları engellendi. Bu ormansızlaştırma politikası Kürdistan'da işte güvenlik adı altında ekokırımın yaşandığı, zorunlu göçün dayatıldığı bir süreç olarak işliyor. Aynı dönem Akbelen'de topraklarını şirkete satmak istemeyen İkizköylü köylülerin liderliğinde çevreciler, ekolojistler şu anda son kalan ağaçları da korumak, ağaçlar gitse de yerin altında olan o en kötü lignit, kömür istilasını durdurmak, şirketin kar iştahına engel olmak, bu kar nedeniyle korkunç bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Yani aslında iklim krizi dediğimiz şey şu anda bütün gezegenin hayatını, biyolojik geleceğimizi tehdit ediyor. Felaketle yüz yüzeyiz. Gelecekten bahsetmiyoruz. Şu anda bu felaketi yaşıyoruz. Avrupa'nın bütününde ve genel olarak işte Cezayir'de dahil çok büyük yangınlarla iç içeyiz ve buna rağmen fosil yakıt şirketleri, petrol, işte gaz şirketleri savaş da çıkararak, işte savaş lordlarının arkasında durarak ormansızlaşmayı tetikleyen bütün bu savaş politikalarının da devamcısı olarak yaşadığımız katliamı büyütüyorlar. Bu katliamı durdurabilmek için bir yandan savaş karşıtlığını sürdürmek, bir yandan bu savaş politikaları nedeniyle işte orman yangınlarına gönderecek uçak bulunmuyor. Düşünsenize, ama bir füzeler ortalıkta, nükleer bombalarla dünya kadar paralar ayrılıyor. Bütçelerimiz savaş bütçesi ama orman yangınlarına günlerce seyrediliyor Cudi'de olduğu gibi. Bu politikaları durdurabilecek olan güç hem Akbelen'de hem Cudi'de yaşam alanlarına sahip çıkan ve savaşa, ekolojik krize, ekonomik krize karşı el ele böl yönet politikalarını boşa çıkaracak, daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren, bu yok oluş senaryosuna izin vermeyen bir direnişin öznesi olan kadınları da gördünüz, gençleri de gördünüz. Emekçi insanlarımız da şu anda barikatlarda bu direnişi sürdürüyor. Ya bu çok eski bir politika, böl yönet politikası. Bütün küçük azınlık, iktidardaki küçük azınlıklar o büyük çoğunluğun dayanışmasından çok korktukları için, hani %99'u biziz bu halkların, yoksullarız, emekçileriz, kadınlarız, gençleriz, bütün ezilenler kesimleriz. Bunların bir araya gelişi çok korkutucu oluyor egemenler için. O yüzden şeyde de buluşturmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Akbelen ormanında emekçilerle çevrecileri ayrı tutmak, emekçilerle, işçilerle köylüleri çıkarları sanki ayrıymış gibi, emekle doğa arasındaki metabolik yarığı, çukuru kapatamayacakmışız gibi bir duygu yaratılıyor. Ormansızlaşma son dönem iklim krizinin çok önemli bir nedeni, tetikleyicisi. Ormanlar bu endüstrileşme son dönem kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı karbon fazlasını yutabilen en önemli doğal varlıklarımız. Bu yutak alanların azaltılması, işte özelleştirilmesi, satışa çıkarılması, köylülerin işte topraksızlaştırılması, bu alanların tamamen madene açılması
gezegenimizin geleceğini bütün canlılarla birlikte tehlikeye attığı çok ciddi bir gerçeklik. Hani bunun teşhis koyulalı çok oldu aslında. Bu teşhisi herkes farkında ama çözüm meselesinde sorun var. Çözüm gerçekten bu sermaye ve kar merkezi sistemden kurtulmayı gerektiriyor. Bu sistem savaş politikalarıyla halkları çok ciddi birbirine işte kırdırmaya çalışıyor. Barış politikalarıyla ekolojik politikalar o yüzden iç içe geçmiş vaziyette. Yani ormansız bir hayat mümkün değil. Yani havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmadan bu iklim, sürekli alarm düzeyi yükselen, şu anda felaketlerle karşı karşıya olan bir sürü topluluğun, halkların geleceği daha da büyük riskler altında. Bu katliamları durdurabilecek, doğa katliamı, işte savaş politikaları, ekonomik krizin getirdiği bu enflasyonist politikaları hepsi birbiriyle iç içe geçmiş vaziyette. Bunlar arasındaki bağları kurarak siyaseti güçlendirmemiz lazım. Bu bağları koparan her türlü politikaya karşı da kafa tutmamız gerekiyor. Doğası olmayan bir canlı yaşamı mümkün değil. Doğasını savunmayan, ormanlarını devletin saldırısına, özelleştirme çabasına, işte sermayenin yok edişine karşı savunmayan bir hayat mümkün değil. O yüzden yaşamı savunacağız, doğamızı savunacağız, çevre haklarımızı, işte sözde anayasada var, yasalarda var ama bize rağmen devlet çevremizi mahvetmek için copuyla, gaz bombasıyla bulunduğumuz her alanda saldırıyor. Bu saldırılara rağmen biz bu doğayı savunacak, iklim krizini durduracak olan çözüm biziz.